Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma, evime hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım inşallah iyisinizdir. Evet, bu videom dünkü videomun devamıdır. Bugün günlerden cumartesi. Ve ben evimi, köyümü güzel toparladım, ettim. Ne yapıyoruz şimdi? Dur, öyle oldu, böyle oldu, olmadı. Annemlere kahvaltıya gidiyorum. Bugün annemle yapacağımız birkaç işler var. Yarın çok güzel bir şekilde bahçemizi onaracağız. Bahçemde güzel planlarım, yapmak istediğim şeyler var. Geçen yıl yapmak isteyip yapamadığım, ertelenen şeyleri artık diyorum bu yıl yapalım. Annemlerle kahvaltı yapacağız. Daha sonra Ömer'i babama bırakıp annemle annemin çalıştığı iş yerine gidip oradan alacağımız bir takım şeyler var. Onları alacağız. Daha sonrası neler yapacağımızı ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Hadi çıkalım. Aslında bu hafta sonu merdiven sırası da bende. Belki bugün gelince çok geç gelmesek. Ay yavaş. Merdivenleri de silebilirim. Azıcık da şöyle evin önlerini süpürürüm. Hadi geç olmak dedi gelmiş. Çünkü sıra bendeydi. Yarın ya da yarın annemler bahçe yaparken, annemle babam da yardım edecekler bana bahçeyi düzenlerken, büyük ihtimalle o ara ben de merdivenleri silebilirim. Her neyse. Hadi gel onu bagaja koyalım. Dedesi. Hadi gel. Bahçeye, aman bahçe diyorum. Bagaja koyalım, gel aşkım. Ömer Halis. Gel. Küçük papyonunu. Bir de potumuzu koyduk. Hadi. Aferin. Hadi gel. Binelim arabaya. Küçük emzikli seni. Evet geldik biz, çok şükür. Ömer gel bahçeye geçelim direkt. Anneanne bahçeye kahvaltı hazırlamış, gel. Hadi geç. Öbür ayağını yapsaydın daha iyi, benim oğlum solak. Anneanneye çağır. Okey. Ay çok acıktım. Bugün bayağı Ömer'le yattık. Ömer'in her yerde bisikleti, arabası. Burada böyle süremezsin. Oo, muhteşem. Ay çok özledim. Bahçede kahvaltı yapmayı, ne kadar güzel görünüyor. Evet, sizler işin azaldı. Ay. Şurada da aç yatıp dinlenebilir miyim? İstediğin yapabilirsin. Şurada yatayım. Bak sana tripod yaptım. Getirdim bugün. Tamam. 2-3 sohbet yapalım bugün. Atalım stokta dursun. Ay çok güzel görünmüyor mu? Ha, çok güzel. Thank you.
Evet, biz kahvaltımız yaptık. Kahvaltıdan sonra annem mutfakları toparladı. Ben birazcık bahçede keyif yaptım. Çamaşırı varmış, bir iki çamaşırı vardı. Onları astım ben de o ara. Babam da birkaç işlerini halletti. Şimdi Ömer'i babama bıraktık. Çünkü çocukların dışarı çıkması, dışarı çıkması demeyeyim de mağazalara girmeleri yasak. İki büyük, dünkü videodan biliyorsunuz onlar babalarında. Ömer'i de babama bıraktık ve şimdi annemle annemin çalıştığı işlerine giriyoruz. Yarın inşallah Allah nasip ederse benim bahçemde birkaç düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz. Annemle babam da bana yardım edecekler. Çünkü benim bahçemin böyle belli bir kısımlarında toprak var. Ve Ömer o toprakla çok oynuyor. Ve o da şey toprak, yani kara toprak. O toprak komple bahçeyi toz dumana katıyor. O toz ayaklarımızın altından evin içine mutlaka giriyor. Çünkü salon camım hep açık biliyorsunuz. O yüzden bir saniye şunu şöyle arabadayken açabilirim aslında. Heh. Ay ateş bastım. O yüzden istiyorum ki o toz toprak oradan bir kalksın, kapansın. Şimdi onun altına oraya nişamba bakacaktık değil mi? Toprağı nişambayla kapatıp üzerine renkli talaşlardan bakasım var. Geçen yaz da aslında bakmıştık ama nedense böyle bir türlü bir fırsat olup yapamamıştık. Bu arada anacığımı da çekeyim. Bu ara hep kendi kanalında görüyorsunuz. Benim kanalımda gelmiyor artık. Çekersen geliyorum. Yok şaka bir yana. Şimdi dedim anneme birkaç gün öncesinden böyle bir konuşmuştuk. Hazır bugün de yine evden çıkmışken Ömer'i de babama kakalamışken annemin iş yerine gideceğiz. Hem çiçek bakacağım. Dediğim gibi hem birkaç böyle güzel çiçek vazolarımı artık çiçeklerimi ekebilirim tekrardan. Hem de dediğim gibi o talaşla nişambayı alalım. Artık orada bu toz toprak kalksın. Benim bahçemde birazcık daha temiz kalsın istiyorum. Öyle bakalım. Gidince tekrar oradan da çekerim sizlere. Bugünümüz böyle. Hani yol kapalı. Döneceğim mi buradan? Öyle yani. Biz şimdi gidelim. Biz geldik arkadaşlar bu arada. Bak bu Almanların bir maydanozu var ya, bu o. Böyle bunu dedim ya sana, bir şey yaptı, kutu kutu böyle dikelim. Bunlar bu olduğu yerde kalıcı oluyor. Tamam ama ben bundan istemiyorum. Tamam. Öyle hepsini elemiyorum da normal maydanoz. Çünkü biliyorum ben maydanoz yiyen birisi değilim ama yemeklerde de lazım oluyor. Alan birisi. Şey böyle ekşili bir şey salata. Yok yok. Kuruyor. Yemem, şu yemeyeceğim o, şeyleri almak. Şu maydanoz da sevmiyorsun sen. Ama maydanoz istiyorum. Öyle mi? Tabii. O zaman benim oradan dik vereyim. Mesela bu ödülü fazla şey yapmıyor. Öyle mi? Başka bir şey yap. Ha, domates alayım. Çeri tomatı istiyorum bak. 69 centmiş gel. Birkaç tane domates alalım. Sen seçiver bana. Havalanda oluyor ya hani. Çeri mi diyor bana? Ha ha, çeri tomatı. Bakın şöyle. Aynen 69 cent. Bir tane daha alalım mı? Yok. Bir tane yeter mi? Yok kız, bir tane daha alalım. Gel koy şuraya. Salatalık istiyor musun? Salatalık da istiyorum. Bir tanesi bir anda. Tamam. Ama şey istemem. Kabak mı? Kabak, sonra şu biber şeyinden falan istemiyorum. Marul da istemiyorum. Biliyorsun ben pek... He, sen zaten çok döküyorsun. Bunlar da büyük domates mi? Bunlar büyükler, fiyatlıdır onlar. Yok fiyatından ne de, ben büyük domates istemiyorum. Tamam salatalık. Ne işte? Şu taştan boşu taşlar var ya, hani işte çirin diyorsun. İteyim bahçesinde var, 2 yıldır. Şunlardan alayım diyorum ya. Şunları seviyorum ben şöyle. Şöyle çok güzel görünüyor. Bundan alayım böyle. O sarı güzel görünüyor. Bir de şu kısımlar var. Şundan da alabilirim. Niyeyse hep sarı renklere gidiyorum.
Bunlar da güzelmiş ama benim Ömer bunları halleder. Fiyatı da bayağı var zaten. Bir de şöyle şunlar var. Bunlar da böyle çok pahalı. Böyle pahalı bir şey almak istemiyorum. Çünkü Ömer'den ne kadar kalacak onu bilemiyorum. Ama şu tarz baktığım küçük çiçekleri ne o? Ağla. Değil mi? Ağla. Ağlamdaki o beyaz asmalı vazolarıma dikeceğim için böyle bir tarz bunlardan alabilirim diye düşünüyorum. Şunlar da güzelmiş. Evet, bunlardan da alabilirim. Ay ne kadar güzel. Şimdi şu kırmızı 45 litrelik talaştan bir tane koyduk. Herhalde bir tane yeter diye düşünüyoruz ama içine başka bir renk karıştırmaya gerek var mı sence? Ya yetmezse alırız sonra. Aynen, yetmezse sen biliyorsun zaten hangisini, zaten her gün buradasın. Okey. Bir de 6 euro değil mi? 70 litre. 5.99. 5.90 yani 6 euro 70 litre yani 70 kilo şey almış olduk. Toprak, çiçek toprağı. Hem çiçek için bunu şey, benim şimdi şeyleri de kullanabileceğiz değil mi? Domatesi, salatalı. Tamam, annem kendisi tabii ki kendi gübresinden de verecek. Organik gübresinden de verecek. Tamam, şimdi şu talaşların altına şey alacağız. Nedir o? Nalyon çadır. Babam mangalın başında. Biz geldik. Globus'tan sonra, annemin işlerinden sonra Türk marketine gittik. Birazcık mangallık aldık. Daha sonra eve geldik. Abdestimizi aldık. Namazımızı kıldık. Şöyle birazcık dinlendik. Akabinde mangallıkları annem hazırladı. Babam da pişiriyor. Ben de annemin çamaşırlarını asmıştım. Onları katladım, kaldırdım. Kurumuşlar biz gidip gelene kadar. Kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Şimdi böyle olunca ne oluyor bu? Böyle olunca et kurumaya. Ha. Aç bakayım bir de. Tamam. Hiç pişmedi değil mi daha? Bu arada biz bunun böyle kemik kısımlarını aldık annemden kendimize. Diğer et kısım etlerden de vardı. Biz böyle kemik sıyırmayı çok seviyoruz. Bu da her zaman bulunmuyor bakkalda. Bu sefer ne varmış? Evet, bunda var. Almadım ki ben. He. Ben nedense gittim de hiç denk gelmedim. Eskiden çok denk gelirdim. Neyse, yutkunuyorum bu oyuna. Eğer yutkunma sesim çıkarsa ne olur kusura onu bakmayın. Çok acıktım. Bunu siz annene kendiniz mi aldınız? Yok. Unutun. Onu ben yerim. Onun için zaten et yok yani. Tamam. Tam senlik. Tam benlik. Ay çok güzel pişiyorlar. Tabii ki sadece bu değil. Mantarlarımız da pişecek. Pirzolalarımız var. Ve çocuklar için tekrardan yine sosis de var. Ama köfte yapmadık. Gerek yok diye. Vay. Ay akşam ne güzel olur bu. Tabii akşam çok güzel oluyor. Ama işte hava yaz, çok geç kararıyor. Yaz günü çok şahane oluyor. Sıcakça. Çok güzel. Ben şimdi mesela bu akşam çekmek istesem çekemem çünkü çok geç kararıyor hava. Almanya'nın bir güzel şeysi de o havanın çok geç kararması.
sosis. Bak dedem sosis koyuyor. Evet dede sosis sosis koyuyor. Dede pişiriyor değil mi oğlum? Hı. Daha henüz tavuklarımız pişmediği için. Bak dedem işi açıyor. Evet önce bir sosis vereyim dedim ama birazdan tavuk da yiyecek Ömer değil mi Ömer? Hı? Hadi afiyet olsun. Evet canlarım benim. Görüyorsunuz şurada bir sepet iki makinelik çamaşır var. Gerçi iki makinelik çamaşır değil. Bir makinesi çamaşır, bir makinesi havlularım var. Biz annemlerden geldik. Orada yedik, içtik, yemeğimizi yedik. Oraları toparladık. Ondan sonra geldik. Ömer uyuyor. Ben de kendime şöyle büyük bir bardağa su koydum. Vallahi kahve de yapabilirim belki ama şimdi artık benden bugünlük bu kadar. Burada bir feda konuşmasını yapayım dedim. Recep İvedik gelmiş Netflix'e. Oturup şimdi Recep İvedik izleyeceğim. O arada da videomu editlerim inşallah yarın için. Umarım inşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Yarınki vlogda tekrar sizlerle burada buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, evde kalın.